Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Allah'a muhabbet ile peygambere ittiba arasındaki ilişkiye değineceğiz kısaca. Esasında bu ilişkiyi Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti çok net, çok açık bir biçimde ifade ediyor. Ayet şöyle: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. Vallahu gafurun rahim." De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ta ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur ve rahimdir. Âl-i İmrân suresinin bu 31. ayeti görüldüğü gibi şartlı bir ifade olarak bize mesaj veriyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, şartlı bir ifade. Bir insan Allah'a muhabbetten uzaksa bu mesajın ona vereceği bir şey yoktur. Daha doğrusu o kişinin bu mesajdan alacağı bir şey yoktur. Evvela insanın Allah'a iman etmesi, imanında terakki etmesi ve Allah'a muhabbete ulaşması lazım. Eğer Allah'a muhabbet duyuyorsa, Allah'a sevgi duyuyorsa, kalbi bir bağlılık içindeyse Allah'a karşı, ayet diyor ki peygamberin dilinden, o halde bana, yani peygambere uyun. Neticesi ne? Neticesi de Allah'ın sevgisine ulaşmak. Eğer siz uyarsanız Allah sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Şimdi Allah sevgisi, diğer ifadeyle muhabbetullah, imanın belli bir mertebesini ifade ediyor. İman bilgi cinsinden değildir. Bir insanın ben şunlara inanılması gerektiğini biliyorum demesinden ibaret değildir. İman kalbi bir olaydır. Tasdiktir. Kalp hem imanın mahalledir hem sevginin yeridir. Allah'a iman tasdikle başlar, marifet ile, marifetullah ile devam eder ve muhabbetullah ile o sonsuz terakki sürüp gider. Dolayısıyla Allah sevgisine, muhabbetullah'a ulaşmanın gerisinde marifetullah, yani Allah'ı tanımaya çalışmak, onun da temelinde Allah'a iman etmek vardır. O yüzden Risale-i Nur'da sıralama aynen böyledir. İman-ı billah, marifetullah ve muhabbetullah. Muhabbetullah içinde de mehafetullah. Yani önce Allah'a iman etmek, sonra Allah'ı tanımaya, isimleriyle, sıfatlarıyla, kûnatıyla tanımaya çalışmak, marifet. Ondan sonra da bu marifete bağlı olarak, marifetin bir sonucu olarak Allah'a muhabbet, sevgi duymak. Şimdi sevginin biz baktığımız zaman kaynağı nedir diye, biz nasıl severiz, kimleri severiz diye şu yaratılışımızı incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. İyiliğini gördüğümüzü severiz. Bize ilgi göstereni severiz. Kemal sahibini severiz. Cemal sahibini severiz. Peki bu açıdan baktığımız zaman Rabbimiz bize sonsuz biçimde ilgi göstermiş ve sonsuz biçimde bize değer vermiş ve bize sonsuz nimetler bahşetmiş değil midir? Elbette. Her şeyimizi ona borçluyuz. Bize hayatı bahşeden o. Bizim varlığımızı, yokluğumuzu tercih edip bu aleme gönderen o. Sahip olduğumuz her türlü imkanı bize bahşeden o. Peki onun bu ilgisine karşı, onun bu sonsuz ihsanına karşı, bizim ona karşı sevgiyle, muhabbetle mukabele etmemiz gerekmez mi? Elbette. Başka bir açıdan baktığımızda, yani sevginin diğer bir kaynağı da mükemmellikti, cemaldi ya, bu alemin, bu alemde gördüğümüz bütün güzelliklerin kaynağı Rabbimiz değil midir? Evet. Bütün güzelliklerin, bütün kemalin kaynağı Rabbimizdir.
Esasen güzellik dediğimiz, kemal dediğimiz, cemal dediğimiz şey onun kemalinin, onun sonsuz cemalinin kaç bin perdeden geçmiş bir tecellisinden ibarettir. Allah sonsuz cemal sahibidir. Sonsuz cemal sahibidir. Öyleyse o sonsuz cemale ve sonsuz kemale karşı insanın candan muhabbet duyması insaniyetin gereğidir, fıtratının gereğidir. Peki böyle bir sürece girildiğinde iman edip marifetullah'tan hissemizi alıp alabildiğimiz kadar o sonsuz bir terakki merdivenidir. Allah'ı tanımaya çalışıp onun bize sonsuz iyiliklerini, ikramını düşünüp, ihsanını düşünüp ona muhabbet duyduğumuzda samimiyetle onun bize verdiği muhabbeti ona hasrettiğimizde din birindeyse ne yapmamız lazım? Ayet-i Kerime diyor ki onun gönderdiği ve görevlendirdiği peygambere uyun. Onun sünnetine, yani peygamberin sünnetine tabi olun. Sizin Allah'a olan muhabbetiniz onun peygamberine tabi olmayı gerektirir. Eğer bunu yaparsanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı da bağışlar. Şimdi burada bu mantıki bir kıyas çeşidinden bahsedilir Salih-i Nur'da. Burada kıyas-ı istisnai üzerinden de bir açıklama yapılır. Nedir o? Yani basit olarak bu aynı örnek üzerinden gidersek eğer bu kıyas çeşidinde şu söylenir. Eğer güneş çıkarsa netice verir ki gündüzdür. Eğer gündüzse ne demektir bu? Güneş çıkmış demektir. Müsbeti itibariyle. Menfisi itibariyle baktığımızda güneş çıkmamışsa ne demektir? Demek ki gündüz değil demektir. Ve bu açıdan böyle bir basit ondan sonra öncüllere dayalı netice sağlamdır ve kesindir. Şimdi bu kıyas biçimiyle, kıyas istisnai biçimiyle ayete baktığımızda ne diyor ayet? Eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a uyacaksınız. Peygamber'e tabi olacaksınız. Onun sünnetine yapışacaksınız. Eğer peygamberin sünnetine yapışılıyorsa netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz de vardır. Peki eğer bir kimsenin sünnete yapışması yoksa, peygambere ittibası yoksa bu neyi netice veriyor? Demek ki Allah'a muhabbet yok o kişide. Allah'a sevgi yok o kişide. Çünkü Allah'a sevgi varsa, Allah'a muhabbet varsa muhakkak surette onun peygamberine tabi olması lazım. Dolayısıyla bu ayet kıyas-ı istisnai açısından da çok net bir mesaj. O zaman kendimize bakacağız. Biz Allah'ı seviyor muyuz? Allah bize sevgisini ihsan etsin. Bundan mahrum olmaktan daha büyük karanlık olamaz. Elbette Allah'ı seviyoruz, sevmeliyiz ve sonsuz bir muhabbetle onun bize bahşettiği, sonsuz bir muhabbetle ona bağlanmalıyız ve muhabbet duymalıyız. O halde bunun gereği olarak da onun gönderdiği ve görevlendirdiği peygamberine, onun sünnetine de ittiba etmeliyiz. Niçin? O böyle istiyor. Kendisine karşı nasıl şükredeceğimizi biz peygamberinden öğreniyoruz. O peygamberin görevlendirdiği, bir öğretmen gibi yetiştirdiği, kendisine nasıl ubudiyet yapılacağını, nasıl ubudiyet yapılırsa, nasıl şükredilirsem razı olacağını peygamberine öğretti. Peygamber de bunu tatbik ederek hem kendisi Allah'ın muhabbetine mazhar oldu, hem de ümmetine Allah'ın muhabbetine nasıl mazhar olunur bunun yolunu gösterdi. Sünnet dediğimiz olay esasında bundan ibaret. Şu kainatı, şu varlık alemini bir okula benzetmesek eğer, bütün peygamberler gibi, ahir zaman peygamberi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu kainat okulunun bir öğretmenidir. Biz de bu okulun öğrencileriyiz. O halde
öğretmeni dinleyerek, öğretmenin verdiği dersi daha bir caizse dikkate alarak, öğretmenin tembihlerine kulak kesilerek ne yapacağız? Bu fiziki alem okulunda, kainat okulunda Rabbimizin rızasını kazanmaya ve muhabbetine nail olmaya çalışacağız. Biraz daha açalım. Ne demek? Peygamberin sünnetine tabi olmak. Peygamberin sünnetine tabi olmak demek, onu görevlendiren Rabbimizin onun üzerinden, onun vesilesiyle gönderdiği Kur'an'a, Kur'an'daki hakikatlere tabi olmak, peygamberin iman ettiği gibi iman etmek, peygamberin ibadet ettiği gibi aleyhissalatü vesselam ibadet etmektir. Yani en büyük sünnet la ilahe illallah hakikatini içselleştirme sünnetidir. En büyük sünnet kainata imani nazarla bakma sünnetidir. En büyük sünnet ya da sünnetlerden birisi bizim ve şu alemin yaratıcısına iman ile, ubudiyet ile, namaz ile, dua ile mukabele etmektir. Peygamberin hayatı bu değil midir? Budur. Sünnet deyince sadece adab tabir edilen belli alanlara sünnet intisar etmemeyiz. Bu sünnetin en son halkasıdır. Sünnet Allah'ın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği şekilde, bildirdiği şekilde iman etmektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a hamd ettiği gibi Rabbimizin sonsuz kemalına karşı hamd etmektir. Allah'ın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği, onunla bize örneklerini yaptığı tarzda Allah'a şükretmektir. Dua etmektir. İbadet etmektir. Tazarruda bulunmaktır. İnsani ilişkilerimizi düzenlemektir. Aile ilişkilerimizi düzenlemektir. Diğer insanlarla ilişkilerimizi bu çerçevede düzenlemektir. Bu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak demek, demek ki onun getirdiği iman hakikatlerine şeksiz şüphesiz iman etmek ve onun bu imanı kendi hayatına taşıdığı gibi taşımaya çalışmak, Rabbimize nasıl ibadet etmişse o şekilde ibadet etmek, insani ilişkilerimizi yine Habibullah unvanını kazanmış olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı tarzda insanlarla ilişkilerimizi düzenlemek ve yapmaya çalışmaktır. Şimdi ayet-i kerimeyi daha bir kez daha okuyalım. Âl-i İmrân Suresi 31. Kul, ey peygamber de ki, bu da dikkat çekici. Yani Rabbimiz doğrudan kendisi ifade etmek yerine peygambere de ki, tembihiyle onun üzerinden veriyor bu mesajı. Bu bize mesajın vurgusunu, önemini hatırlatıyor. Ey peygamber de ki, kul, de ki, İn küntüm tuhibbûnallâhe, eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebiûni, bana uyun, benim sünnetime uyun. Yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubekum, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur. Ufaniyet sahibidir, rahimdir, sonsuz merhamet sahibidir. Şimdi şu soruyu kendimize soralım. Kim Allah'ın muhabbetine nail olmak istemez? Kim günahlarının bağışlanmasını istemez? Herkes ister. Ve sonsuz muhtacız buna. Peki bunun yolu nereden geçiyor? Bizzat Rabbimiz açıkça beyan ediyor. Bunun yolu Habibullah'a ittibadan geçiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan geçiyor. Onun sünnetine sapasağlam yapışmaktan geçiyor. Onun sünnetindeydi. İman etmek, ibadet etmek, ahlak sahibi olmak, Allah'a hakkına göre hamd etmek, onun yaptığı şekilde Allah'a şükretmek, onun yaptığı ve öğrettiği şekilde Allah'a tesbihte bulunmak,
dua etmek, tasarrufta bulunmak, hem insanlarla hem bütün fiziki alemle ilişkimizi sünnet-i seniyye çerçevesinde gerçekleştirmek. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın muhabbetine asar. Bunu yaptığımız zaman aynı zamanda Allah bizi, bizim günahlarımızı mağfiretine basar. Duamız şu: Rabbimiz kendisine hakiki imanla iman edenlerden. Rabbimiz bize kendisini o sonsuz bir muhabbetle seven, muhabbetullah'tan hissesi azami olanlardan. Rabbimiz Habibi olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmaya çalışarak yaşayan, öylece de kendi muhabbetine mazhar kıldığı kimselerden eylesiniz. Ve günahlarını bağışladığı kimselerden eylesiniz. Bundan daha büyük bir mazhariyet, bundan daha büyük bir kemal olamaz. Bütün ruhu canımızda bu dualara amin diyoruz.